Nasılsın Çok sevgili iyiyim. Sizler Ezgi? nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Öncelikle davetimi kabul ettiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Çok mutlu oldum. Canım benim. Şimdi senin için şöyle bir ön tanıtım yapalım. Ben dedim ki öğrenci koçu, psyche kolaylaştırıcısı, bir bilinçaltı programlama, Evet. değil mi? Doğru. Nasıl ifade edebiliriz psyche? Bilinçaltı tekniği aslında inançların değişimine yönelik kullanılan bir teknik. Ve öğrenci koçu, değil mi? Evet, Ve evet. eğitmen. Bu şekilde Aynen, anladım seni. aynen. Tekrar hoş geldin canım. Hoş bulduk. Bugün anacağımız şey hayat amacı. Çok aslında, değil mi, derin bir konu. Evet. Sen bu hususta seminerler veriyorsun. Hı. Benim de katılmam bir türlü kısmet olmadı. Çok arzu ettim. O dönem biliyorsun Nasip yazıştık. böyleymiş. Aynen. Şimdi de Covid dolayısıyla hepimiz evlerimizdeyiz. Her birimiz Evet. seminerleri, workshopları bir kestik. Evet. Ve fakat bu akşam sen burada sana oraya gelip ulaşamayanlara bu bilgileri paylaşacaksın. Bu da muhteşem bir konfor bence izleyiciler açısından. Evet, kesinlikle, kesinlikle. Şimdi Ama sen seminerindeki... Lütfen canım. şöyle bir şey var. Evden oturup böyle yatağında koltuğuna uzanıp izlemek de çok güzelmiş. O kadar heyecanlandım ki şu anda. Yani bu da güzel. Benim için değişik bir deneyim olacak. İlk kez canlı yayına katılıyorum böyle. O yüzden çok Aa, ne güzel. minnettarım. Teşekkür ederim. Canım estağfurullah, Keyifli bir ben sohbet teşekkür ederim. olmasını diliyorum. Hakikaten çok aslında derin bir konu. Uzun çalışma gerektiriyor. Koşuk teknikleri, başka teknikler kullanılıyor. Ama çok özet bir şekilde bu keyifli sohbetle insanlara bir şeyler hani katabilirse, katılımcılara, dostlara, belki bir kelimeyle, belki bir cümleyle çok mutlu olurum. Ben de bunları paylaşmak istedim. Canım benim, hiç şüphem yok Umarım öyle haklısın. olacağından. Ve zaten İnşallah. şöyledir, herkes nasibi kadar alır, değil mi? Evet, Hani bir evet, evet. insana hayatın sırrını verseniz belki sadece giriş kapısında kalır ama onun nasibi de odur. Önce Evet. onu bir içselleştirir, sonra bir sonraki aşamaya ya da level'a geçer. Bu hep böyledir zaten. Onun için Doğru. biz akalım bildiğimizce, eminim herkes ihtiyacı kadar nasiplenecektir. Çok da güzel olacak diye düşünüyorum. İnşallah. Şimdi o halde şöyle yapalım Ezgi'cim. Ben şimdi senin bu şeyini dediğim gibi gelemedim. Sen seminerindeki akış gibi öyle bir giriş yapalım arzu edersen. Çünkü Tamam. sanırım sen insanları böyle bir aktive ederek giriyorsun bildiğim kadarıyla. Lütfen senin yöntemille akalım. Evet, ben genelde 3 soru sorarak başlıyorum. Başka notlarım da var aslında. Gelen soruları da yanıtlamak istiyorum bir yandan. Zamanı da hani ona göre kullanmaya çalışacağım. Çünkü 3 saati buluyor genelde bu eğitim. Gene konuk ederiz tatlım. Zamana hiç takılma. İnşallah, inşallah. Çok Evet. soru işareti kalmasın kafalarda yeter ki. Benim 3 tane sorum var. İlki, bu sabah nasıl uyandınız? Katılan dostlardan da düşünmelerini istiyorum. İkinci sorum, hayatınızda bir şeylerin eksik olduğunu düşünüyor musunuz? Üçüncü sorum, hayatı iyi yapan şey sizce nedir? Bu üç soruyu öncelikle zaten düşünmelerini istiyorum katılımcılardan. Sonra da kısa bir hikayem var, size onu anlatmak istiyorum. Bir yandan da bunu düşünürken bu kısa hikayeden belki bir şeyler de bulabiliriz. Özür dileyerek bölüp şunu Tabii. söyleyebilir miyim bu arada? Tabii ki. Bence Didaktik olmasın tabii. kağıt kalem olsun yanlarında diye Olsun. öneriyorum sanki, değil mi? Olsun Olsun. ki böyle bir iki şey en son Kesinlikle. uçar yazı kalır, hatırlamak adına Aynen, daha aynen. sonrasında. Not almak isteyenler için çok etkili olur. Değil mi? Seminerlerde de zaten genelde yazarak giderler. O yüzden Değil mi? öneriyorum ben de. Tamam canım. Hikayem Osaka'da geçiyor. Osaka'nın uzak bir köyünde bir kadın bir gün komaya giriyor aniden ve ölmek üzere. Birden yükseldiğini hissediyor ve bir ses duyuyor. O ses ona, "Sen kimsin?" diye soruyor. Kadın duruyor, ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Ve diyor ki, ben belediye başkanının karısıyım. Sana kimin karısı olduğunu sormuyorum. Sen kimsin? Diyor diğer ses. Kadın diyor ki, ben anneyim, 4 çocuğumun derken tekrar sözünü kesiyor. Sana kimin annesi olduğunu sormuyorum. Sen kimsin? Diyor. Kadın şaşırıyor, afallıyor. Ben öğretmenim diyor. Sana ne iş yaptığını da sormuyorum. Sen kimsin? Sorular bu şekilde devam ediyor. Bir türlü böyle tatminkar bir cevap alamıyor o ses. Sen kimsin? Ben Şinto'yum. Sana dinini sormadım. Sen kimsin? Ben şuyum, ben buyum, ben şuyum, ben buyum derken en sonunda bir yere varıyorlar. Kadın diyor ki, ben her sabah
ailesini uyandırıp onları keyifle doyurmak için kalkan, onlara güzel kahvaltı hazırlayan ve öğrencilerinin beyinlerine anlamlı bir şeyler katmak için çalışan biriyim. Ses en sonunda tatmin oluyor. Yani burada sizin meslekleriniz, kim olduğunuz, kimlikleriniz daha doğrusu ne olduğunuzu çok iyi belirliyor. Kadın tekrar hayata dönüyor. Ertesi sabah ailesine gene keyifli bir kahvaltı sofrası hazırlamış ve öğrencilerine güzel bir program yapmış bir öğretmen olarak bu sefer kimliğiyle yola koyuluyor. Muhteşem. Böyle kısa Peki, bir hikaye. evet. Güzel, güzel hatırlatmalarla dolu. Peki hayat amacı nedir bu durumda? Evet. İşte bu hikayenin sonundan yola çıkarsak, aslında birazcık hayat amacını bulmak, hayat amacının ne olduğunu anlamak demek kendini bilmekle birazcık örüntülü. Birazcık değil, tamamıyla örüntülü. Evet. Delfi Tapınağı'nın girişinde de yazarmış ya, Noşete Eyüpsun diye, kendini Eyvallah, evet. bil. Bu kendini bilmek aslında çok değerli bir şey. Çünkü içimizde hepimiz çok önemli, çok güzel hazineler taşıyoruz. Fakat kendimizin ne kadar değerli olduğunu da çok fazla farkında değiliz. Evet. İşte bu noktada önce kendimizi bilmemiz gerekiyor. Sonrasında da Peki hayat amacı... nerede? Özür dilerim. Devam et Yok lütfen. yok, Özür ben çok dilerim. böyle söz aldım mı giderim yani, siz bölün Çünkü beni. tabii ki senin şimdi profesyonel olduğun alan bu, elbette öyle de olmalı. Peki ama yani biz nerede hata yapıyoruz? Yani buna dair demek ki ya bakış açımızda ya da içinde bulunduğumuz hali değerlendirme noktasında hatalarımız var. Değil mi? Hani yanlış düşüncelerimiz var bu konuya dair. Öyle Nerede diyelim. Evet, takılıyoruz? çok Değil güzel mi? oldu. Evet. Şimdi hikayeye geri dönersek, hatta onun başındaki sorulara dönersek, bu sabah ne için uyandınız? Yani hangimiz kalktığımızda bunu soruyoruz. Bu sabah ne için uyandık? Genelde hani kalktığımızda elimize ilk yaptığımız iş telefonu almak oluyor, biliyorsunuz ki. Evet. Kimimiz zaman içerisinde, hayat içerisinde diplomalara sahip oluyoruz, tapulara sahip oluyoruz, mesleklere sahip oluyoruz. Onun dışında evleniyoruz, eşe sahip oluyoruz, çocuklara sahip oluyoruz, her şeye sahip oluyoruz. Ama çoğumuz hayatımızın belli döneminde şunu yaşıyor. Bir gün uyanıyoruz ki içimizde bir boşluk hissi, bir eksiklik, bir huzursuzluk hali. İşte bu hali şöyle tanımlamışlar. Hayat amacını bilmemek, hayat amacını gerçekleştiremiyor olmak. İşte bu kimlikleri bir kenara koyduğumuzda hayat amacı aslında İki şeyle tanımlanıyor, yani anlatılıyor. Birincisi kim olduğunu bilmek, ikincisi tatmin dolu bir hayat yaşamak. İşte o tatmin noktası zaten bizi hayat amacını aramaya götürüyor. Burada ben bir söz var, o sözü de not almıştım bir yere ama hatırlamaya çalışayım. Şöyle bir söz, bu kitabın yazarına ait. Bugün insanların yaşamaları için pek çok araç var. Ama yaşamı anlamak için, hakikaten yaşamak için anlamları yok diyor Viktor Değil Frankl. mi? Bu kitabı şiddetle öneriyorum. Aslında biraz ileride bahsedecektim bundan ama yeri geldi şimdi. Yanına geldi. Tamam. Evet, Nazi evet. kampından sağ kurtulan psikiyatr, yazar ve kitabında çok güzel mesajlar veriyor hayatın anlamını anlamak Adı üzerine. nedir kitabın? Kitabın ismini kaçırdım. İnsanın anlam arayışı. İnsanın anlam arayışı. İnsanın anlam arayışı. Benim için çok değerli bir kitap. Yani listemin başında diyebilirim. Ve Viktor Frankl bu sözü söylemiş. Ben bunu okuduktan sonra da çok düşündüm. Hala da düşünüyorum hatta. Evet, Bununla ilgili de aralarda düşünmek gerek. küçük bir şey aktaracağım. Acı çekiyor insanlar sonuçta Nazi kampında. Fakat bir gün bir aydınlanma yaşıyor. Bir anlam buluyor kendince. İşte o anlam, o tatmin noktasında şunu getiriyor. Bir şekilde acı çeken bir anlam bulduğunda acı çekmekten vazgeçiyor. Yani bu Çok aslında güzel hayatın ya, çok seçimlerden güzel. ibaret olduğuna Evet. değinen bir nokta. Evet. Biz her şeyi seçimlerle aslında yaşıyoruz. Yani yediğimiz yemekten, kapıdan çıktık biriyle karşılaşıp selam verip vermemekten, şu an aktığı gibi Verdiğiniz tepkiler, konuşuyorum ben, tutumlar değil verdiğim mi? tepkilerden her Tabii. şey seçimler. Evet. İşte bu Nazi kampında acı çekmemeyi seçiyor. Kendince bir anlam, aydınlanma yaşıyor ve bu kitabı yazıyor.
İçinde de çok güzel anekdotlar var. Benim altını çizdiğim noktalar da var. Herkese çok Ben de tavsiye. edineyim o Anekdotlar kitabı. değil, Evet. kitap. Tamam canım. Bunu da böyle söylemiş Tamam. olayım. O yüzden bir kendimizi bilme noktası, bir de gerçekten nelerden tatmin olduğumuz noktası hayat amacını bulmaya götürüyor. Harika. Ama tabii ki bu kadar da değildir. Çünkü biliyorum ki bunun yani bizim çok tüyoya ihtiyacımız var şimdi Ezgi'cim. Üst Var başlığı cebe koyduk. Nasıl buluruz hayat amacımızı? Yani var. nasıl kolaylaştır bizim için lütfen. Bir yol haritası göster bize. Tamam. Ben bunun için aslında 10 maddeye indirgedim. 10 deyince zaten bilinçte, hani daha doğrusu zihin de buna çok fazla karşı koymuyor. Birlikte yol alıyoruz. Ama ona geçmeden önce şöyle 3 tane madde söylemek istiyorum. Bazı yanlışlar var çünkü hayat amacıyla, bilinen hayat amacı nedir bununla alakalı. Bir tanesi aranılarak bulunan bir şeydir diye bir yanlış düşüncemiz var. Evet, şimdi 10 maddeyi konuşacağız, arayacağız, çalışacağız ama bazı durumlarda ne şanslıdır ki o insanlar, aramadan da hayat amacını yaşayabiliyorlar aslında. Evet. O bir Yani nasip birinin annesi, herhalde. evet, ve büyük bir şans bence de birinin anne babası olmak, onun dışında işte yaptığı iş eğitmenliktir, öğretmenliktir, ciddi tatmin duyuyordur. İkincisi hayat amacının değişmiyor olması. Halbuki hayat amacı değişebilir zamanla, Değişir değil yaşla. mi? Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Evet, sonuncu maddemiz de şu. Ben bir ikizler burcu olduğum için hem konuşuyorum hem düşünüyorum. Çok fazla düşünüyorum. Üçüncü maddeyi atlayacağım zannettim bir an için. Neymiş o? Üçüncü Süper. madde şu. Tek bir tane anlam, hayat amacımız olmayabilir. Yani hayat amacı Güzel. bir tane, üç tane, beş tane olabilir. Bu çok Benim gibi güzel bir biri bilgi için biliyor musun üç beş Ezgi'cim? tane hatta şu anda. Kesinlikle bana da uydu bu. Aldım kabul ettim. Kesinlikle öyle. Süper, güzel yerde buluştuk. Çok sevindim. Şimdi bu 10 maddeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Lütfen. İhtiyacınız olan şey bir kağıt, bir kalem. İki tane şey. Herkes yazsın lütfen. Ben hayat amacımı buldum, çok tatmin yaşıyorum diyenler de bu notlara baktıkça belki farklı bir şeyler Tabii görürler. alternatif keşiflerde bulunabilirler Aynen, kendimize dair. aynen. Her gün bir şey Kendilerini de keşfediyoruz keşfedebilirler. kendimizde tabii ki. Kesinlikle. Birinci maddemiz ne istemediğini bilmek. Genelde isteklerimize odaklanmaya çalışırız ama tabii ki orada zihin de bir direnç oluşturuyor. En önemli şey, çocuklarla, gençlerle çalışırken de biz balon metaforu üzerinden gideriz. Aslında onları gösterecektim. Heyecandan unutmuşum. Böyle balon Çok çalışmalarımız var tatlı. çocuklarla yaptığımız. Şimdi istemezsin, fast food yemek istemiyorum, çarpı koyuyor mesela üstüne, balona yazıyor. İşte ne Tamam. istemezsin, şunu istemem, bunu istemem. Bu çalışmayı yaparken yazmak çok önemli. Yazmak kadar terapötik, iyileştirici bir şey yok. Yazınca biz zaten beyan etmiş oluyoruz. Yani bugün psikolojik olarak danışmanlık alanlar, koçluk çalışmasına danışmanlık alanlar vesaire genelde hep ya anlatırlar ya yazarlar. Çok terapötik, iyileştiricidir. Beyan etmiş oluruz, madde haline getiririz. O yüzden hani bir direnç oluşuyorsa zihinde, ay ben yazmayı sevmiyorum vesaire, küçük küçük başlasınlar lütfen. Bunun etkilerini çok hızlı göreceklerdir. Ne istemediğimizi yazacağız. Kimleri istemiyoruz hayatımızda, hangi ortamları istemiyoruz, ne giymek istemiyoruz, ne yemek istemiyoruz. Bunların hepsini tek tek yazıyoruz. Bazı ritüeller vardır. Spiritüeller çok, siz de çok iyi bilirsiniz. Hani yakmak, yırtmak, balonsa havaya uçurmak, yok etmek gibi. Bunları yapabilirler. İnternette hani var teknikler çeşitli. İkinci maddemiz de içindeki çocuğa danışmak. Oh, güzel, güzel. Bu çok güzel bir çalışma. Kesinlikle. Koçlukla alakalı bazı teknikler kullanılıyor ama çok basit olarak hepimiz yapabiliriz. İçimizdeki çocuk şunu bize söylemeli. Ben ne istiyorum? Burada bir zaman yolculuğuna çıkıyoruz. Çocukken yapmayı en çok sevdiğimiz şey neydi? Yani yaparken zaman mefhumu ortadan kalkıyordu. Yani yolda giderken oturuyordum ve uğur böceği geçiyordu kaldırımda, onu izliyordum mesela. Benim için zaman mefhumu yok, Anda anla. olmak değil mi? Çok Orada bir lezzetli. tane parantez açacağım. Aslında bunu söylemek yani yoktu planımda. Ben okuldan gelirdim. Kalabalık bir aileyiz. Anneannemlerle yaşıyoruz. Dayımın odasına girerdim. Çünkü en böyle ıssız yer orası. Dayımın odasının penceresini açardım. Yaz kış fark etmez. Ve tahta kalem varsa tahta kalemi, yoksa herhangi bir şey hayalimde, orada bir şeyler yazar çizer anlatırdım.
Yani Benziyormuş yan çocukluğumuz. yat ve evler yakın, karşılıklı, en üst katta komşu teyzemiz de, işte adını unuttum şimdi, kulakları da çınlasın. Onlar otururlar, ben pencerede karşı tarafa bir şeyler anlatırım vesaire. Benim için şu an bunu hatırlamak çok eğlenceli, çok güzel oldu. Teşekkür ederim, yani unutmuştum. Evet canım Çocukken en çok neyi severek yapıyorduk? Bazı maddeler aldım ben unuturum diye, onları size tabii, söyleyeyim. lütfen tabii ki. Sabahları yataktan heyecanla kalkmamıza sebep olan şeyler. Bunları bulalım. Ve geceleri uykumuzdan feragat edebileceğimiz ya da sevdiğimiz şeylerden fedakarlık yapabileceğimiz neler? Bunları maddeleyelim. Gözlerimizi kapatıp neyi başarmış olarak düşündüğümüzde çok büyük bir heyecan ve coşku duyuyoruz. Bunlar kilit şeyler. Heyecan ve coşkunun olmazsa, yani olmazsa olmaz diyeyim kısaca. Evet. Bu listeler bizde uzayıp gidiyor. Ben zaman kısıtımız olduğu için azalttım birazcık. Tabii, Hala teşekkürler. bulamadılarsa eğer arkadaşlar, bu üç madde üzerinden hala bulamadılarsa ne istediklerini, şu soruya baksınlar. Gözlerinizi kapatıp düşünün ve insanlar sizin arkanızdan neler söylesinler. Ne istersiniz? Nelerinizle anılmak istersiniz? Bunları da bilmek önemli. Evet. Bunlar zaten küçük küçük böyle trikler, ipuçları veriyor bize. Aslında özür dilerim. Orada da gene duyguya Estağfurullah. gidiyoruz, değil mi? İnsanlar beni nasıl Kesinlikle. ansın isterim derken orada içsel bir tatminimi hatırlıyorum. Yani şöyle Kesinlikle. anılmak hoşuma giderdi derken. Aynen. Yani böyle hep duyguyla bağlantı kuruluyor zannederim. Çünkü her şeyin Aynen. sonunda, her Aynen. maddenin Çünkü duygular içinde. bizim yakıtımız. Tabii. O yakıtı elde etmeye çalışıyoruz daha doğrusu. Yakıt olursa araba gidecek, yoksa duracağız olduğumuz Yani yerde. teknik bilgi gibi anlatılıyor ama öyle değil. Hepsinin altında Değil, iki değil. duyguları özellikle hani hatırlamak Kesinlikle. gerekiyor. Çok iyi yerden girdiniz. Girin böyle. Benim Tamamdır. unuttuğum yerlerde Giriyorum canım, kusura fark bakma. ediliyor. Çünkü teyit Estağfurullah. almak zorundayım. Sonra başa dönüp hani buraları hatırlamayabilirim ben de. Yok Arada yok, teyit alayım süper. ki doğru mu anlıyoruz? Hani doğru Harika. şey olsun Duygular yakın. paylaşımımız. Çünkü bunları hayal ederek de zaten çalışıyoruz bir yerde. Hayal etmek neden önemli? Hani biz normalde 0-6 yaştan öneminden bahsederiz. Çocuklar Evet. role play öğrenirler. Hayal güçleri inanılmaz çalışır. Evet. Fakat biz ilköğretimle birlikte o köreliyor diyoruz vesaire. Bu gerçekten doğru. Bu çalışmaları yaparken de hayal gücüne başvurmak, yani olmazsa olmaz bir şey. Çünkü psikosibernetik çalışıyoruz. Hani çok böyle terimsel girmeyeyim ama o Gir nörolojik bağlantılar vesaire. gir. Sonuçta hepsi bunların bizim 0-6, 7-8 yaşa kadar kodlamalarımız, şemalarımız. Ve bu şemaları biz yetişkin bilinci zannettiğimiz şu anki halimizle kullanıyoruz. Kullanıyor. O yüzden Ezberden güven işliyoruz yani. çok çok kesinlikle öyle. Zaman yolculuğu burada kesinlikle önemli. Hayal gücüne danışmak kesinlikle önemli. Bu kodlamalardan hep sınırlar örmüşüz. İşte şunu yapamam ama bu yok ama şu yok. O yüzden bunu kaldırmamız gerekiyor. Siz de hani yazarken çalışırken ne olur hayalinizi böyle sınırsız geniş tutun. Komik mi o mudur bu mudur olur mu olmaz mı eğerler seyirler sağlar olmadan yapın diye düşünüyorum. Bu çalışmayı yaparken şöyle bir şey de önemli. Üçüncü maddeye geçmeden aklıma geldi, onu da söyleyeyim. Lütfen. Değerler noktası burada çok önemli. Yani ben bunu neden istiyorum? Benim değerlerimle örtüşüyor mu? Hayal gücünden buraya geldim. Her şeyi sınırsız düşünelim, isteyelim dedim ama bizim kimliklerimiz var tabii ki yine. Hani bunları da düşünmek zorundayız. Toplumsal Evet. annelik Şimdi onu vesaire. diyecektim. Burada değerler derken içsel bireye ait değerler mi, aile mi, toplum mu? Hani hangi ölçek bizi daha yola giderken kısaltır yolumuzu, öyle ifade edeyim. Aslında en başta tabii ki bireysel değerler. Merkeze önce kendimizi koyduk çünkü. Ama toplumsal değerlerle hani yaşadığımız için onları da yok sayamayız. O yüzden ben bunu neden istiyorum? Çok bizim için önemli bir soru. İşte değerlerimiz ne? Dürüstlük mü? Atıyorum cesaret mi vesaire, hani erdemlerden de yola çıkarak bulunabilecek şeyler. Çünkü bazen hani şey yaşıyoruz. Bize kodlanmış, bizim de kendimizin işte kabul ettik şeyler var ya, kaynaklar var ya. Evet, Bunlara bakarak kendimizin olduğunu zannediyoruz. evet. Aslında işte o zihnimizdeki ses kime ait? Bunu da bir yerde bulduruyor. Değerleri çalışırken bunu bana söyleyen kim? Bunu ben mi istiyorum gerçekten? Benim için ebeveynlerim mi istemiş zamanında? Evet. Oraya kadar gidebiliyoruz. Çok da Doğru. kritik
bence bu. Hani muhakkak Çok. unutulması gereken bir şey. O yüzden beklerim hani arkadaşların da çalışmaları bu kimlikler ve değerler konusunda. Üçüncü maddemiz, çok hızlı mı gidiyorum bilmiyorum. Harika gidiyorsun bence. Çünkü Aa, süper. nasılsa yayın 24 saat duracak. Kaçıranlar lütfen tekrar notlarını almak üzere izlesinler. Ve sonrasında da YouTube'da paylaşmak niyetindeyim en kötü ihtimalle. Tamam, Oradan da. inşallah. Evet canım. Evet. Onun İnşallah. için lütfen Üçün... bildiğin tempoda sen devam et. Tamam. Üçüncü maddemiz kaynakları belirlemek. Hı. Yani ben ne Önemli, evet. istemediğimi biliyorum artık. Ne Hı. istediğimi de çıkarttım. Hiçbir sınırım olmadan, değerlerimi de ama işin içine katarak. Bundan Evet. sonraki şey hani bizim koşukta konuştuğumuz SWOT analizi vardır ya. Benim Hı güçlü hı. yönlerim neler? Ben bu hayat Evet. amacına gideceğim ama hani cebimde neler var? Evet. Yeteneklerim neler? İlgilerim neler? Onun dışında zayıf olduğum alanlar neler? Hı Zaaflarımı hı. da bilmem gerekiyor bir yerde. Çok Hani bir de önemli. söz vardır ya, bir insanı gerçekten yönlendirmek istiyorsan bir alışkanlıklarını, iki zaaflarını bileceksin diye. Bunu hani bilenler teknik çok güzel kullanırlar. Biz kendimizi biliyor muyuz? Hayır, benim alışkanlıklarım ne yönde beni yönlendiriyor? Zaaflarımın ne kadar kölesiyim? Burada da bilmek çok önemli. Onun dışında kaynaklar konusunda rol modeller çok önemli. Çünkü dedim ya, yetişkin bilinci var, çocuk bilinci var. Biz orada zaten rol modellerimizi anne babamız belirlemiştik hani en Evet, temel. işte kim rol modellerimiz, burada da o geliyor insanın aklına. Hani Evet. tamam anne baba evet, ama bunun dışında da var mı rol modellerimiz? Kesinlikle, kesinlikle. Hı. Onu işte genelde bu çalışmalarla ortaya çıkartıyoruz. Yani kim olmak istiyorsa kişi Hı. karşısındaki o rol modeliymiş gibi düşünsün, hissetsin istiyoruz. Onun kıyafetini de bir yerde giysin istiyoruz. Hani kimi Hmm. şey dermiş gibi yapmak şöyledir, böyledir der ama bu çalışmalardamış gibi yapmak gerekiyor. Yani Yani sen... Ezgi'cim, bu bir imgeleme çalışması gibi düşünülebilir aslında. Bu Aynen. mış gibiden ziyade çok profesyonel bir çalışma modeli bu aslında. Hani orada Evet. imgeleme yapıyorsun. O kişi gibi sahne aldığını tasavvur etmek mesela. Hani Kesinlikle. bu hepimizin yaptığı bir şeydir aslında. Kesinlikle. Dolayısıyla Çocukken de böyle zaten bakmak biz böyle öğrendik yani. lazım. Her şeyi ailemizden, etrafımızdan ne gördüysek onlar gibi yaparak öğrendik. Oyunla deneyimledik vesaire. Zaten o olana kadar onun yani sen oymuşsun gibi davranırsan ona çok yaklaşıyorsun. Ama sen mesela hani bunun dışında parantez açarak söylüyorum. Çok teknik bir şey vardır. Teknik bir konunun uzmanlığın vardır. Hani ben bu teknikle ilerleyeceğim, etrafımdakileri görmeyeceğim dersin. Bu zaten senin tatmin noktan olduğu için tamam, bakma etrafındakilere. İdolin olmasa da olur. Burada bizim için rol modeller çok önemli. Onun dışında yaptığımda kimse elime su dökemez dediğin şeyler olmalı. Birazcık bunu çalışmak lazım. Yani eline yapıyorsun mesela. Yani kaynaklarını bulmak anlamında bu soru da kritik. Ben şunu çok iyi yaparım, bunu çok iyi yaparım. O belki sana oradan başka bir bağlantı açacak, başka bir kaynak açacak vesaire gibi. Tabii bu kaynak ve bağlantı derken aklıma şu geldi. İlişki ağı da çok önemli kaynaklarda. Yani ben bir yolda gitmek istiyorum, hayat amacımı belirledim, hedefimi belirledim diyelim ki. Benim Evet. bir ilişki ağım. Yani ben kimlerle paslaşarak, kimlerle iletişim ve ilişki kurarak o yolda yürüyebilirim. İlişki ağını da gözden geçirmek gerekiyor. En başta istemediklerimiz de vardı ya, zaten burada da elenenler elenecek. Onun dışında tabii ki kaynak deyince maddi imkanlar. Yani ben bir hayat amacım, ya hayatımda bir şeyi yürütüyorum zaten. Bambaşka bir şey istediğimi fark ettim. Çalıştım ettim, bu maddeleri geçtim. Şimdi buradan buraya gitmek için hayatın gerçekliği, maddi imkanları da göz önünde Göz bulundurmak önüne. Evet. lazım. Bu da bir madde. Bence en önemli maddelerden biri de hayal ortakları. Yani benimle kimler yürüyebilir? Kimler bana destek olabilir? Zaman Burada da bir şunu da kaynak. söyleyebilir miyiz? Ne Hayal gibi? ortakları deyince zaten bir şekilde şey bile olabilir mesela, o geldi aklıma, maddi kaynaklar için hani sponsor olunması durumu. Hani benimle kimler Evet. yürüyor? Bu iki madde birleştirilebilir aslında, değil mi bir bakış Evet, açısından? çok güzel, çok güzel. Evet. Ben de şunu demiştim, harika bir şey oldu burada da. Bunda not alalım, harika oldu. Onun dışında dördüncü, mesela şey var, aklıma şu an geldi. Kitap yazmak ya da bir şeyler yazmak isteyenler genelde hani yazarları rol model alırlar, idol alırlar. Onun dışında bazı insanların hayatlarına bakmak da çok önemli. Çünkü benzer hayatları yaşayan insanlar özdeşim yasasıyla daha kolay ilerliyorlar. O da antiparantez olsun aklıma gelmişken. Güzel, evet.
Dördüncü maddemiz riskleri belirlemek. Evet. Burada biraz gene kendimize bakıyoruz tabii. Zaten kendimiz var şu anda merkezde. Kendimize çalışıyoruz. Burada stres altında nasıl davranıyorum? Biraz böyle siz de çok iyi bilirsiniz eril taraflar, dişil taraflar. Yani ben stres altında kaçan biri miyim? Üstüne giden biri miyim? Nasıl davranıyorum? Onun dışında tabii ki biz stres altında hani bedenimizi unuttuğumuz için bedenimizde de ne tür değişiklikler oluyor? Kendimizi yönetmek adına bunlara da bakmak önemli. Evet. En önemli şeylerden biri zaman katillerini bulmak. Bu riskleri belirlemede. Kendi Çünkü hayatındaki. evet, bir hedefe gideceğiz. Niçin yapıyoruz? Artık farklı dönüşmek için, değişmek için, tatmin olmak için, o huzuru yaşamak için. O zaman katillerini yok etmek zorundayız. Bertaraf etmek, oradan hatta kaçarak uzaklaşın diyorum ben eğitimlerde. Onu bulun ve kaçarak uzaklaşın o derece. Hayalimize ulaşmamızı engelleyen başka neler varsa, onun dışında aklımıza gelmeyen şeyler de olabilir. Yolda düştüm, hani bu yolda giderken düştüm, ayağa nasıl kalkarımı düşünmek lazım. Bunun için B planı, C planı yapmak lazım. Bir şey soracağım tam bu Tabii. noktada. Yani bunlar bizim motivasyonumuzu düşüren faktörlere karşı önerdiğin modeller mi, çalışma modelleri mi? Tam Yani oraya çünkü her zaman geliyordum. aynı istekte olmayacağız, değil mi? Bazen de Evet, böcek evet, karnımız. evet, evet. O engeller bizi nasıl pes ettirmesinin yanıtları mı bunlar? İşte zaman katillerinden uzaklaşın Evet, çok falan güzel, diyenler. çok güzel pas attınız bana şu anda. Çok iyi oynarım ben bu oyunu. Ben de beşinci maddeye geliyordum, motivasyonları belirleme. Hadi Bu bakalım. riskler konusu gerçekten çok önemli. Hani hiçbir risk yok benim hayatımda. Ben çalıştım ama gayet de iyi gidiyor dediğimiz noktada bile biz kendi kendimizin ayağına sıkan varlıklarız. Aynen, enerjimiz her zaman aynı düzeyde olmuyor. Motivasyonumuz her zaman devam etmeyebiliyor. Bunun için muhakkak motivasyon araçlarını belirlemek lazım. Kendimiz dışında da olan şeyler olabilir. Gündem değişebilir, Covid gibi vesaire gibi. Muhakkak motivasyon araçlarını belirlemek lazım kısmında ben ilk başta her zaman vizyon panosunu öneriyorum. Vakit nasıl gidiyor bilmiyorum. Çok ekleyerek mi gideyim, kısa kısa mı gideyim bilemedim saat. Ben şu anda haberdar değilim ama. Bir bu kadar daha vaktimiz var diyeyim ben O sana. Sen süper. ona göre akışını Tamam. organize et kafanda. Şimdi ben kızım Defne ile kendi vizyon panomu göstermek istiyordum ama Süper. o özel olduğu için istemedi, orada bazı isimler yazıyor kaldı. O bebeği. Ben de diğer seminerde kullandığım görselleri çıkarttım vizyon panosu için. Şöyle, Tamam. ne istediğimizi bulduktan sonra bunları bazı kelimelerle, ama en önemlisi görsellerle, çünkü beyin kelimelerle düşünmüyor, kelimelerle çalışmıyor. Görsel olarak simgelerle çalışıyor. Şöyle şuradaki gibi örneğin, böyle görsellerle, Ben tam ayırt edemiyorum. Onlar kesip simgelerle. yapıştırdığın Evet, şeyler mi? Bize ifade eder kolaj misin? olarak. Nedir o? Bu benim internetten aldığım, benimki Tamam. değil. Mesela işte mutlu çocuklar demiş, işte yapacakların bunu yap demiş vesaire. Böyle bir vizyon panosu. Burada mesela farklı şeyler koymuş, dans etmek demiş. Ondan sonra burada çiçekler, kitaplar, meditasyon ve yapmak istediklerini yazmış hayatında. Şimdi Yazmış ve görselleştir. fotoğraflar var sanırım ama değil mi? Bir de hani. En önemlisi zaten görselleştirmek. Aynen öyle. Tamam. Şimdi Bunu... tamam, ne öneriyorsun? Ben şunu şöyle anladım bir tane. Böyle bir panoyu biz kendimiz kişisel panomuzu oluşturalım. Bunu Aynen. öneriyorsun. Ve beni Aynen. motive eden şeyler neyse bunların çıktılarını alayım, keseyim, Evet. yapıştırayım. Böyle bir pano hazırlayayım. Doğru mu Evet. anladım buraya Bunu kadar? yaparken Tamam. dergiler, işte gazeteler, işte beğendiğimiz görseller. Eyvah eyvah. Bende mi gitti internet? Geldin canım, hoş geldin. Tamam. Geldi o anda. Çok Ha, iyiydi tamam, ya. tamam. İnternet sıkıntısı olmasın da, okey, bununla baş Yok yok, edebiliriz. tamam. Tamam. Bizim beğendiğimiz, yaşadığımıza tatmin olduğumuz, istediğimiz şeyler neyse bunların görselleri internette de olabilir, dergilerde de olabilir. Kesiyoruz. Kolaj çalışması aslında. Ve ben bunu yaparken kesinlikle turuncu fon kartonu kullanmalarını öneriyorum. Güzel bir Bu hem tüyo. evet, hem canlandırma hem eyleme geçme anlamında fondaki turuncu o renklerin frekanslarından kaynaklı kesinlikle daha olumlu etki yaratıyor. Bunu yaparken işte duygu yakıtımız ya bizim.
Hisse girmek çok önemli. Yani en başta bir meditasyon yaparak ya da sakin kalıp bir 5 dakika Sakin. öncesinde, Biraz aynen nefes bu. belki çalışılıp, değil mi? Şimdi ona Zihni gelecek. dinginleştirip. Kesinlikle. Daha dingin bir halde ve aynı zamanda bunları yaparken o duyguya girerek yapmak lazım. Burada şöyle bir şey daha var. Bu bizim görebileceğimiz bir yerde olacak. Yani Evet, bu kullanımını da soracaktım. evet. Evet canım. Hani şöyle iki yaprakta da böyle bir vizyon panosu olabilir. Biz bunu bir duvara da asabiliriz. İşte özel olsun istersek dolabı açtık kapağında da olabilir. Buzdolabında da olabilir magnetle. Ama en önemli şey şu. Gözümüz alışacak zamanla. Ben de bir tane örnek vardı galiba diye bakayım dedim ama. Zamanla gözümüz alışacak ve bizim bu görselleri o zaman içerisinde yerleşim olarak değiştirmemiz gerekiyor. Mesela benim Ha planlarımın evet, ezbere geçmemek arkasında için. şöyle benim bu kendi tasarım planlarım, reklama girdim. Ürün yerleştirme oluyor bu. Aklımda Tamam yoktu olsun, ama. yerleştir. Yani Yanına bunlar bizim tatlı zaten istediğin yere satışta olan alınıyor. şeyler değil. Tamamıyla ben faydalı olmak adına içimden gelen bu, ne yapayım tutamıyorum. Böyle şeyler hazırlayıp sunuyordum. İşte bu da onlardan bir örnek. Buraya yapılsın, sizinle bu yaşasın kalsın diye. Ama tabii önemli olan o görsellerin zaman içerisinde değişiyor olması. Aynı görsellerin gruplanıyor olması. Böyle bir çalışma vizyon Müthiş. panosu Şimdi olması. Ezgi'cim hemen araya gireyim. Yine bir şey teyit için soruyorum. Yaptım panomu. Ondan sonra burada dans etmek var. İşte burada beni motive eden bilimum faktörler var. Diyorsun ki arada bir panoda dans etmeyi buraya taşı, değil mi? Aynen. Cinsel arabayı Yerleri buraya taşı. değiştir. Sponsor istiyorum şuraya. Hani o arzularım neyse, beni motive eden Aynen. şeyler, düşünce modeli Aynen. neyse. Tamam. Tamam canım. Ne sıklıkta, nasıl arada bir? O zihin ne zaman ezbere geçer? Yani aslında burada tabii ki 21 gün kuralı vesaire var. Ama ben bunu standart ayda bir kere diyorum. Çünkü zaten hafta, yani bir haftada da çok gözümüz tamam bu burada bu burada diye alışmıyor. Biz hani onu Tabii. arka tarafta çalışıyor ama ayda bir en ideali aslında. Ama 20 günde yapan da yapsın yani. Sorun Tamam, yok. 20 anladım günde, canım. 21 Tamam. günde Kabaca yapan bir da yapsın. ortalama zaman koyalım cevabına Aynen. dedim. Tamamdır. Aynen. Motivasyon araçlarından en önemlisi bence benim ilk sırada bu vizyon panosuydu. Ondan sonra ortamda bulunma, ziyaret, o hale bürünme, kokunu salma yani kokunu yayma diyelim biz. Kokunu salma olunca olmadı insani varlık olmadı. O da şu demek, yapmak istediğin şeyi örnekleri neredeyse gidip görebilirsin. Mesela öğrenciler için kaptan olmak istiyordu benim kuzenim. Biz onu Denizcilik Fakültesi'ne götürdük mesela. Hem o havayı yaşasın, fakülteyi görsün vesaire. Ya da biri mimar olmak istiyor. Gitsin hani onları ziyaret etsin, konuşsun, etsin. Hem motivasyonu da yükseltecektir. Hem de gerçekten anlamasını sağlayacaktır. Bir de çok sevdiğim bir arkadaşımdan öğrenmiştim ben bunu. İşte kokunu yaymak olayını. Sen bunu yapmak istiyorsun. Önce bunu konuşmaya başla. Etrafta bunu anlatmaya başla. İnsanlar da bir bilsinler, tepkileri gör ve kendini burada fark et demişti. Bu da çok işe yarayan bir Çok şeydir. makul. Aynen. Bu vizyon panosunu yaparken imajinasyondan, imgelemeden bahsettik. O psikosibernetik ağlardan, nörolojik o çağrışım olayından bahsettik. O yüzden imajinasyon olmazsa olmaz. 17 Olmaz. saniye mucizesi diye bir şey var. İnternette de bulabilirler. Bu bizim frekanslarımızla Kullanırız biz de. alakalı. Aynen. Yatmadan önce minimum 17 saniye ve uyanır uyanmaz minimum 17 saniye. Bunu 3 katına, 9 katına kadar çıkarabilirlerse de harika olur. İstediğimiz o şeyi olmuş gibi imajine etmek. Ama buradaki trik şu, kendinizi dışarıdan görmeyeceksiniz, kendiniz onu yaşıyor olacaksınız. Dahil olacaksın. Kesinlikle ona dahil olmanız gerekiyor. Burada da genelde bu çalışmayı yaparken hem öncesinde biz bir uygulama yaparız hem de işte ödev gibi veririz. Ödev demek istemem çok ama burada kesinlikle beş duyuyu da işin içine katmak lazım. Orada Tabii. ne duyuyor, ne görüyor, bir kokusu Nasıl var mı? kokuyor? Aynen öyle. Dokusu var mı? Bir iş yeri hayal ediyor. Hangi sokakta? Nasıl bir sokak? Kaçıncı kat? İşte aydınlık mı, karanlık mı? Vesaire gibi. Yoğun mu, değil mi? İşte insanların içinde mi, tek mi? Böyle bir imajinasyon istediğimiz. Onun dışında en sevdiklerimden gene playlist. Motivasyon şarkıları. Güzel. Benim vardır böyle hem Türkçe hem yabancı karışık. Elimde. Açıkçası çok çok severim. Hakikaten duygu durumunu değiştiren şeylerden
En iyilerinden hatta, Tabii. yani hemen başvurulabilir. Onun Evet. dışında TED konuşmaları. Orada da Evet. gayet motive edici mesajlar var. Evet. Yükseltebiliyor bizi. Filmler. Hangi filmler bizi Hı. motive ederse yazabiliriz, izleyebiliriz. Motive Evet. eden kitaplar olabilir. Bunlara Hı bakabiliriz. Onun dışında blog yazmak. hı. Hani Hı. herkes yazmayı sever sevmez ama kendini ifade etme anlamında da, gerçekleştirme Bir alan anlamında açar. da, Evet. aynen tam onu diyecektim. Ya da kendileri blog takip edebilirler. Çok sevdikleri, gene idol gibi gördükleri olabilir. Onun Hı. dışında hatırlatıcılar olabilir. İşte motivasyonu düşünce neler yapabilir diye belli hatırlatıcılar kullanabilirler. Bir de ben böyle işte az önce gösterdiğim şey var ya, bu olay planner. Bunlar ajanda değil. Ha. Bu planerlarla çalışmak inanılmaz keyifli. Yani bir de böyle görsel Nedir yüklemeyi onları ajandadan ayıran? ajandadan ayıran şey motivasyon işte. Nasıl? Hadi bakalım. Buradaki yıllık hedeflerden, işte takvimden, kendi motivasyon listelerinden vesaire, bu tabii boş. Hatırlatıcılar da var bunun içerisinde. Günlük ajanda gibi notlar da var. Ve ben bunu yaparken kendim için öyle başladım. Buraya önemli, kendime böyle iyi hissettiren sözleri de yazdım. Ve hangi güne tesadüfen dağıttım, hangi güne hangi söz geldiyse o günün mesajı olarak aldım. Ama tabii bunun dışında hatırlatıcı olması, işte yazarken görselleştirmek, resimlerle, ki bunlar stickerlarla falan çok fazla süsleniyor. Bunun da bir ayrı piyasası oluştu. Çok keyifli. Ben izliyorum şu anda. Ben uzak kalmışım buna. Planner olayı böyle bir şey. Ben kapanana kadar kendime özgün yaptım. Yani burada bir şarkı gene. Benim Ezgi'cim, motivasyon sen böyle bir markayla bunları çıkarttın galiba piyasaya, değil mi? Ben çıkartmıştım, evet. evet, ama Daphne mıştım Planner derken diye. şu an yok mu? Şu an izleyen Yok. dostlar ulaşmak ister. Bir 1,5 senedir belki yok. Çünkü şey, buna vakit ayıramıyorum. Çok Ciddi fazla çalışma talep ister o da, geliyor. değil mi? Ama evet, bir takım içerisinde bu. Yani ve ben bunları birebir hem tasarımından yapımına kadar tek başına olduğum için, bir yandan koçluk, bir yandan eğitim, seminer bu sene. Doğru, O yüzden doğru. ilgilenemedim. Ama yardım isteyenler varsa bu ileride de bahsedeceğim tablolardan, belli görsellerden gönderebilirim mail olarak. Defter formunda Harikasın. olmasa da çıktı Evet. alıp kullanabilirler. Bunlar da motivasyon Kendileri aracılığı. yapabilirler yani bunu. Anladım. Tabii. Sonra da hatta Evet. kendileri değiştirsinler isterlerse. Kendilerine Süper. özelleştirsinler. Onun dışında renkleri, sesleri, işte renk frekanslarını kullanabilirler. Kendilerine ödüller koyabilirler. İşte belli bir zaman aralığında şunları şunları yaptım. Şu oldu, bu Bunu hakkım hak ettim. dedikleri. Aynen. Motivasyon molaları var. Şimdi bu hayat amacı herkesin farklıdır. Yazmak olabilir dedim, okul kazanmak olabilir vesaire. Bazı engeller, riskler var ya. Motivasyon molaları şöyle önemli. Şimdi zihnimiz belli bir sürede odaklanabiliyor. Bizim için ben bunu öğrenmek seminerinde de veriyorum. Daha uzun anlatıyorum. 20 dakika bir şey çalıştığınızda 5 dakika mola. Tekrar Mola. 20 dakika çalıştığınızda 5 dakika mola. Bu molalar çok önemli. Gene direnç oluşmadan, aa ben bunu yaptım, hatta desteği vererek devam etmenizi sağlıyor. Mola vermek de önemli. Ritüeller oluşturabilirler kendileri için. Hani yatmadan önce 17 saniyenin dışında mum yakmak olur, başka bir şey olur. Diyecek. Nefes Evet. alır gene. Evet. Bu ritüellerden en iyisi gene şeydir. Bugünün en iyisi. Ben bunu gene planıra koymuştum. Gene reklam oldu. Lütfen, Yatmadan şuraya. önce bugünün en iyisi. Çünkü oradaki frekans Süper. minnettarlığa, şükre ve Evet. tamamen pozitife yöneliyor. Yatarkenki frekansımız zaten değiştiği için bugünün en iyisi neydi düşündüğümüzde tamamıyla odağımız da farklılaşıyor. Onun Evet. dışında günlük tutmak çok önemli. O yazmanın etkisinden de bahsettik. Günlük Faydalanmamış oluyor tutmak çok çünkü. önemli. Çok doğru. Bunlar motivasyonla ilgili aldığım kısa notlar şimdilik. Evet, güzel. İşe yarayan notlar, boş geçmeyelim kesinlikle. Kime ne Evet, uyuyorsa hiç yapsın şüphem yok. diye Evet. öneririm. Evet. Altıncı madde, geçeyim mi? Lütfen, lütfen, Altıncı tabii madde, ki. kendini besle maddesi. Çünkü burada önce kabın dolması gerekiyor. Hani dediniz ya başta, herkes kabına göre, nasibine göre. Evet. Herkesin önce bir
İşte eğitimlerim nelerdi vesaireydi, baktık ya kaynaklarına. Nasip skalasını arttırmak için beslenelim, değil mi? Aynen. Aynen, kesinlikle. Burada hani bir eğitim mi almam gerekli, yoksa bir danışmanlık mı almam, bir mentorluk mu, rehberlik mi almam gerekli, önemli. Ama burada da yine antiparantez bir şey söyleyeceğim. İşte kimi gider İngiltere'de 300-600 saat eğitim alır, kimi gelir hafta sonu bir atölyede 30 hafta gider eğitim alır. Şimdi burada kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın. Yani hani bir şeyimiz vardır bizim. Hepimizin vardır. Değersizlik ve yetersizlik hissi doğuştan. Biz onu En derin çeşitlendiririz. yaralardan En biri. derin. Aynen. Onay almak için mi istiyorum? Takdir edilmek için mi istiyorum? Çünkü çalışmalarda en çok çıkan şey şu. İsmi olan üniversiteye gideyim olayı var bize. Ezberden işte. Evet, Ha, doğru. ya da şu diploma, şöyle diplomalar olsun ki hani ben tamamım diyebileyim. Onaylasınlar diye. Onaylanma. Evet, canım. Aynen, Onaylanma aynen. ihtiyacı. Burada hani bunu söylemeden geçmek istemedim. Ne olur kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın. Bir de ben bunu gerçekten ne için istiyorum sorusunu belki burada bir kere daha sorun. Hani bu da belki sapıyorsak o yoldan tekrar yola girmemizi sağlayacak bir şey olabilir. Onun dışında kendini beslerken o bir 10 bin saat kuralından bahsederler. Bir şeyde iyi olmak için 10 bin saat geçmesi. Ki bunu çürüten bazı tezler de çıkarttılar ama Var ama yine de çok işlevsel olduğunu ben de düşünüyorum. Tekrar kesinlikle iyidir. Evet, buradaki derinleşmek olay iyidir zaten bir hususta. inanç meselesi. Yani eğer gerçekten 10 bin saatte iyi olacağına dair bir inancın varsa 10 bin saat yaparsın ve gerçekten iyi olursun noktası Evet, var. çok doğru. Onun dışında kendini besleme noktasında geçemeyeceğim bir şey var ki meditasyon. Yani bu meditasyona gerçekten başladığımdan beri bir şeyler daha farklı oldu. Değil mi? O yüzden hani onu söylemeden geçmek istemedim. Kendini besle noktasında küçük maddelerim bunlar. Senin meditasyon önerin nedir? Mesela günde ne kadar, kaç dakika alt limit öneriyorsun? Alt limit 20 dakika bence. Ama ben meditasyonun şeyi değilim. Yani bu konuda bilir kişi olmadığım için kalkıp ben kendimle işe yarayanı söylüyorum. Zaten Kesinlikle ben de bu çalışmalarda yüzden sordum. Elbette, elbette. çok iyi. Çalışmalarda da arkadaşlara grup çalışmaları olsun vesaire, en yakınlarım ya da minimum 20 dakika diyorum. Afirmasyonlar vardır mesela. Afirmasyonlardan yararlanırlar. Kimi hani der ki bunlar çok subliminal mesaj veriyor, o veriyor, işte müzik kullandım böyle. Bunlar tamamıyla inancınızla alakalı bir şey. Yani Kesinlikle, sen evet. oradaki müzikle o frekansını değiştirip odaklanabiliyorsan, zaten bu olaylar prefrontal korteks, yani şurada aslında oluyor. Yani duyguyu, yakıtı alıp burada canlandırdıktan sonra, inançla bağladıktan sonra o zaten devam ediyor. Amaç da, İşliyor, evet. evet, zaten amaç da hani derler ya, dünü, yarını ve bugünü, şimdiyi hizalayabilmek. O yüzden meditasyonun gerçekten faydası var. Yani bir Kesinlikle. dış Olmaz mı? etkenlerden kurtulup, ama meditasyon konusunda siz daha bilgilisiniz bu konuda. Estağfurullah, estağfurullah. Yönlendirirsiniz. O nefes transandantal mı deniyor? Şimdi ben Transandantal, evet. Evet. söyleyemiyorum arada. O tür meditasyonlar var, farklı meditasyonlar var. Kim Var. hangisine uyuyorsa, Çok daha çok yakın fazla geliyorsa tabii canım. Aynen. çalışabilir. Aynen. Evet. Spiritüel de girdik burada. Bakın ne kadar Çok güzel. güzel. Şart, şart zaten. Eğer Evet. benimle sohbetteysen bir tarafından Değil dokunacağım mi? oralara. Kesinlikle süper oldu. Evet. Yedinci maddem, destek ekibini planla. Gene kağıt kalem elimizde. Kimler bize destek olur? İlişki ağı dışında bu. Mesela annem diyebilirsin. Annem destek olmaz diyebilirsin. Kağıdın ortasından bir çizgi çekiyorsun. Destek olabilenler, olamayacaklar. Çünkü zamanını buna göre planlayacaksın. Zaman da en önemli kaynak. Akıp giden, geçip giden. O yüzden birlikten kuvvet doğar. Bu ekipte seni kimler o yolda itebilir, destek Evet, olabilir? Bunu planlamak katalizör lazım. olabilir. Evet. Aynen. Evet. Yine bir nevi Peki sizin SWOT var gibi bu da hani olanlar mı? Evet, olmayanlar evet, gibi. evet, evet. Zaten baştan sona aslında SWOT gibi bir SWOT çalışma gibi doğru. yapıyoruz. Doğru söylüyorum. Ama burada samimi olmak çok önemli tabii kendini. Evet Objektif ya işte aslında. değerlendirmek çok önemli. Evet. Çünkü şey de var. İşte o inançlardan, değer yargılarından kendini çok üstte görme, çok aşağıda görme durumu da var. Halbuki bunu sıfır noktasında, biz gün içerisinde aşağılık ve yükseklik kompleksine gidip geliyoruz zaten.
Yani onun ne çok yüksek ne de çok alçak yaşamak lazım. O Doğru. orta kısımda yaşamak lazım. Sekizinci Evet. maddeye geçeyim o zaman. Tamam. E diğerini Bunları yaptık. tamamladıysan. Hı. Artık hani çok daha net görüyoruz. O Tamam. zaman temiz başka bir temiz sayfaya 5 ve 10 yıllık hedeflerimizi yazmamız gerekiyor. Aslında bu bir timeline yani zaman çizelgesi. Ve gene gerçekçi olmak lazım bu anlamda. İşte önümüzdeki senin çünkü ölçülemeyen bir şey yönetilemez. Bunu yapıyoruz ki bir yandan da ölçümleme de yapacağız. Yani 5 yıl sonrasında, 10 yıl sonrasında ölçümleyeceğiz. Ama 5 yıl alt limit mi diyorsun mesela? 1 yıl sonrasını Hayır, hayır, planlamaktan hayır. bahsetmiyorsun. Beş Yok ama bir 5 yıllık olmak zorunda. Ama biz yıl. zaten şöyle yıl değerlendirmesi yapmazsak olmaz. Yani bu yıl ben neleri iyi yaptım, neleri kötü yaptım, nerede mutluydum, nerede mutsuzdum görmek lazım. Seneye de neleri istiyorum onları da görmek lazım. Hani her senenin sonunda yeni bir ben, yeni bir ben deriz ya. Aslında bunlarla birazcık haşır neşir olmak. Ama hani 10 yıl yapılmıyorsa 1 yıla başlasınlar derken 5 yılı planlasınlar muhakkak. Bu çünkü bir vizyon oluşturma olayı. Yani ben bu pencereden baktığımda karşımdaki kendimi nerede görüyorum? Bu da çok önemli. Çok önemli. Çünkü aitlik hissi veriyor bir yerde. Hedefinle, hayalinle arandaki o şeyi sağlamlaştırıyor. Ve artı bu da motivasyon kaynaklarından birine de dönüşür zaman içinde, değil mi Ezgi'cim aslında? Kesinlikle, Çünkü kesinlikle. aldığın yolu gördüğünde evet yapabiliyorum, o kendine ispat etmiş oluyorsun her şeyden önce. Aynen. Diğer maddeyle de tamamlayıcı gidiyor bu anlamda. Hani psikosibernetik çalışıyor dedik ya beyin. Evet. Ona sonuçta emir vermiş oluyoruz aslında. Orada gerçekle hayali, Evet. hani o diğer çalışmada da öyle, vizyon panosunda da öyle. Gerçekle hayali ayırt edemiyor. Şimdiyle dünü ayırt edemiyor. O yüzden o Evet. emir verdikten sonra artık ona göre çalışmaya başlıyor. O yüzden de güzel bir çalışmadır bu. Dokuzuncu maddem, pusulanı tamir et. Az kaldı ona geliyoruz ama bu maddeyi de söylemeden Hayır geçemem. lütfen, son derece keyifle dinliyoruz. Ne, az Ben bitişeyim. kalmasın yani. Ben çok uzun konuşacağım ve vakit bitecek durumu. İnşallah bitmeden konuyu Özür bitiririz. dilerim. Son 10 dakika mı diyorsun? Ha tamam, son Ya 10 dakika mı diyorsun? ben Tamam, konuştum, toparlayabiliriz. konuştum. Canımsın lütfen, harika Tamam. gidiyor. Evet. Ben hiç Tamam çok anlamadım çünkü sevindim. nasıl geçti vakit diye. Evet. Diğer konu, dokuzuncu madde, içsel pusulanı tamir et. Yani bir yere gideceğiz ama zaman zaman o pusulanın ibresi gene şaşacak. Tamam bu maddeleri de yaptık, çalıştık. İşte insanı yönetmeden alışkanlık ve zaaflardan bahsettik ya. Pusula Evet. olayında alışkanlıklardan hangilerini değiştirmemiz gerekiyor, hangilerini yönetmemiz gerekiyor? Bu nokta çok önemli. Bunun için şurada şey yaptım ben size bir tane tablo. İsteyene gene bunu gönderirim. İşte mesela şöyle bir çalışma. Eski alışkanlık, değiştirmek istiyorsak yeni alışkanlık. Vazgeçmek istersem kendime söyleyeceklerim, yapacaklarım. Yazdık bunu. Çünkü yazmanın etkisini biliyoruz. Ondan sonra bazı tablolar var. İşte alışkanlık takipçisi deniyor planerlarda mesela. İşte ben buraya su koymuşum, adım koymuşum. Çok su içeceğim. Ha, İnşallah. güzel. Evet. İşte yürüyeceğim, ne kadar yürüyeceksem. Haftalık tablolarım. Ya da buraya yazabilirim değiştirmek istediğim ya da yerleştirmek istediğim alışkanlıkları. Ya bunları yapmıyorsam bile bir kere niyetim iyi olsun. Yani o alışkanlığım neyse Oradan onu sonra başka değiştirmek kırılmalar için yaratıyoruz Ezgi'cim. Çok iyi anlıyorum. İşte Evet. bravo, bravo. Hiç olmazsa şey yapayım yani oradan bir fayda sağlayayım. En azından bu bana hatırlatılacaktır. Beyin inanılmaz çalışıyor. %95 otomatik pilotta çalışıyoruz sonuçta. Biz de o otomatik pilotun yüzde işte kalan beşlik kısmını yönetmeye çalışıyoruz. İyi yönetelim yeter ki. Erteleme hastalığı var. O pusulayı tamir etme konularından biri. Maalesef orada kurban psikolojisine düşüyoruz. Zayıf hissettiğimiz alanlar, anlar oluyor. O motivasyon içten ya da dıştan işte değişir. Herkes iç kaynaklı değil Dıştansa sonuçta. zaten hiç işlemiyor da. Hiç işlemiyor maalesef. Diğer hızlı söyleyeyim. Diğer madde hayır diyememek. Hayır diyemiyorsak bunun üzerine de çalışmamız lazım. Yani O da gidecek çok bir son trajik olan. yaralarımızdan biri ama Çok. toplumca var öyle bir şeyimiz, Maalesef. rahatsızlığımız. Bir de en önemli zaman yönetimi.
Doğru şekilde Evet. zaman yönetmek lazım. Hı. Eğer zaman yönetemiyorsak zaten olduğumuz yerde sayacağız, bir yere de gidemeyeceğiz. Zaten gene tatminsizlik başlayacak. Başlayacak. 10. maddede harekete geçmek. Evet. Süper. Bunları Artık o kadar yaptık yaptık. hazırsın. Hı. Aynen, artık harekete geçmek lazım. Orada mükemmel olmayı beklememek lazım. Cesur olmak lazım. Bebek adımlarıyla hareket etsek de küçük Hı küçük hı. adımlar zamanla bize büyük sonuçlar doğuracaktır. Çünkü Hı çocuklar da hı. bebekler de doğduğunda zaten belli şeylerle başlarlar. Sonra bir bakarsınız iPad'de size bir şeyler öğretiyorlar falan. Değil mi? O yüzden hani onu Yönetimi ele kıyaslamayın. almış. Kesinlikle Evet. hızlandırayım diyorum. Hı. Hermes'in bir lafı var. Her insanın gerçek bir işi vardır. En önemlisi de kendine giden yolu bulmak. 10 maddem buydu. Süpermiş. Toparlamanız Evet. için sözü Evet. size bırakayım Harika. isterseniz. Harika. Şimdi Yoksa ben bu o uzar zaman gider. lütfen bu çok çok güzel aktı yani. Çok da yeterliydi bence. Üst başlıklar gibi ele alındı. Farkındayım. Dediğin gibi 3 Evet, saatlik bir evet. semineri toparladın bizim için. Bir kere minnettarım. Çok teşekkür ederim. Ben de Şunu öyle. hemen bir de sormak istiyorum madem kalan süremizde. Çocuklarımızın erken yaşta hayat amacını fark etmesi mümkün mü? Biz bunun için ne yapabiliriz? Bir de ebeveynler için böyle bir soruyu da yanıtlamış olalım. Tamam. Zaten hayat amacını erken keşfetmek diye de seminer verdiğimde tamamen Onu bildiğim ebeveynler için odaklı sordum. oluyor. Evet, fark Evet. ettim. Orada çocuklarımızın en çok yapmayı sevdiği şey ne? Onu fark etmek lazım. Ben onu 5 başlıkta alıyorum. Hı. Birincisi diyorum ki en çok neyi yapmayı seviyor? Hı. Ve bu noktada oyunlarını takip etmelerini istiyorum. Atıyorum çocuk kamyonla oynuyordur. Kamyonları konuşturuyor mu? Kamyonu alıp parçalıyor mu? Ya da tamir mi Yani ediyor gibi. Evet, tamir mi yapıyor. ediyor? Hı. Burada önemli işte fazla sayının önüne bir sürü bütün enstrümanları koymuşlar. Hı. Hiçbirinin yüzüne bakmamış. Gitmiş piyanonun önünde Piyano. saatlerce oturmuş. Yani Hı. aslında çocukluğumuzda belli şeyler bize Sinyal ipuçları veriyor. veriyor. Evet. Aynen. Melbourne Üniversitesi'nde bir araştırma yapmışlar 157 çocuk üzerinde. Bu Hı. çocuklara enstrüman seçtiriyorlar ve 3 yıl boyunca takip ediyorlar. Ve bakıyorlar ki inanılmaz derecede kötüler var, inanılmaz derecede iyiler var. Arada da Hı. vasatlar. Hı. Araştırıyorlar, ilk 1 yıl bütün analizler yapılıyor. 3 yılın sonunda şunu anlıyorlar. Aslında her şey ilk başta o enstrüman seçimindeki tek soruda gizli. Bu enstrümanı ne kadar çalacaksın? Başarısız olanlar diyorlar ki işte öğreneyim, çalarım yeter. Vasat olanlar diyorlar ki işte ben öğreneceğim, çalacağım, geleceğim derse gideceğim. En çok başarılı olanlar diyorlar ki hayat boyu çalmak istiyorum. Ben bunu hep çalmak istiyorum. Yani çocuklar aslında belli ipuçları veriyor. Veriyor. İkinci madde başkalarıyla ilişkileri nasıl? Temsil sistemlerine de bakmak burada önemli. Görsel mi, Evet. işitsel mi, dokunsal mı? İşte biz Evet. orada öğrenci koçluğunda çoklu zekayı da ortaya koyuyoruz. İşte çocuk dilsel zekası mı yüksek, kinestetik mi, bedensel zekası mı? Çeşitli analizler yapıyoruz. Aslında anne Hı. babalar bunu biliyorlar. Biliyorlar Çocuğunu aslında. senden iyi hani kim tanıyacak, değil mi? Çok doğru, Dolayısıyla çok. biliyorlar ama üçüncü maddede beynin hangi tarafı baskın? Bunu da bazen görmek istemiyorlar. Evet. Daha çok işte sözelci mi, sayısalcı mı, Evet, hayalci mi, analitik mi, kurgusal duygusal mı? mı? Evet. Aynen. Dördüncü maddede nasıl öğrendiğine bakmak lazım. Buna da Hı. bakmıyorlar. Hızlı geçiyorum, süre bitiyor diye. Ve en Evet, işte ben de kritik, o can yüzden. alıcı soru, o beşinci maddenin beşinci sorusu, bunu aslında kim için istiyorsunuz diyorum ebeveynlere. Kendiniz için mi, çocuğunuz için mi? Evet. Zaten burada zilimi çalmayı da unuttum ben bu arada. Evet. Senin Burada meşhur bir kalıyorlar hakikaten. Ya çocuğumda şunu tanımam lazım, bunu, bu böyle yapıyordu falan. Ve en son bakıyorlar diyorlar ki ben bunu gerçekten çocuğum için mi istiyorum, kendim için mi istiyorum? Çünkü biz yükleniyoruz. Ailemizden de bize çoğunlukla yüklenenler kendileri var. için olan çıkıyordur tabii ki. Aynen öyle. diye. Aynen Çok öyle. üzücü ama gerçek. Buradaki en son seminerde gelen kızıyla gelen bir arkadaş vardı Cenk Bey. Ona da buradan selam olsun. Onlar da çok güzel paylaşımlar yapmışlardı. Bana da herkes bir şey öğretiyor. Her şeyden bir şeyler alıyorum. Tabii, Onları da süper. anmadan geçmeyeyim. Onun dışında bu 5 maddeye baksınlar. Eğer hani başka şeyler Peki, istiyorlarsa yine bir şey konuşuruz. daha sorayım burada madem öyle. Bu 5 maddeye baksınlar. Kaç yaş grubu ebeveynleri için biz bunu önerdik şimdi? Çünkü 14 yaş ve sonrasını artık birey mi sayıyoruz? Yani çocuğu Evet. gözlemlemek derken kaç yaşa kadar mesela? Bu da bir kritik.
Aslında şöyle 0-3 yaş sağ beynin baskın olduğu bir yaş. Çocuk dediğim gibi oturur kaldırımdaki uğur böceğini izler. Yürüyormuşum falan umurunda olmaz. Anı yaşar. 3 yaşa kadar hani bunu zaten çok aramak gerekli değil. Ama 3 yaştan sonrası da ciddi önemli şeyler ipuçları veriyor bize. Veriyor. O yüzden eğer görebiliyorlarsa ama şunu hani anlam yüklemeyelim kendimiz için mi? Ay bu çocuk işte ne kadar güzel dans ediyor. Ben bunu işte daha önce sizinle tanıştığımız diğer işimde kendi kızım için tabii geliyorlar herkese tanışıyorum diyorum ki çok güzel dans ediyor bilmem ne. Geçen gün videolara bakıyoruz. Ya o kadar güzel dans etmiyormuş. Çok tatlı. Diyorum ki o da utanıyor diyor ki anne kapa kapa falan diyor. Ama çok Çok özgün bir dans diyorum. Şimdi çocuğu annesine Evet. en güzeli geliyor. En iyisi Tabii ne geliyor. En yaparsa en akıllısı zaten. geliyor. Tabii. Kesinlikle. O yüzden orada biraz daha böyle dışına çıkıp araya böyle bir boşluk koyup biraz da gelen tepkileri, izlenimleri de görüp değerlendirmek lazım. Kendim için ben dansı çok severim. İşte dansa da kariyer yapmak ister miydim? Belki isterdim. O dans Belki. konusunda bile demek ki takılmışım ki orada. Çok güzel dans ediyor ya diyorum yani. Bu kadar olur. Belki ufaklık için, minik evlat için olabilir dansa. Ne dersin? Evet, bakalım göreceğiz Birisi o yani. hayali Bırak. gerçekleştirmeli Ezgi'ciğim. Bir saniyeni rica edeyim. Son bir dakikaymış. Ezgi çok Evet. teşekkür ediyorum. Bize eşlik ettin bu Ben gece ve teşekkür muhteşem şeyler ederim. Bütün anlattın. Kayıba katılımcılara teşekkür geçmesi ederim. gerek. Bu yüzden kesiyorum hızlıca. Ne Kapatıyoruz. olur bağışla Evet. beni. Evet. Çok Seni öpüyorum. seviyorum. İyi ki Herkese hayatıma girdin. teşekkürler. Ben de sizi seviyorum. İyi Gönülden geceler. selamlar. Hoşça Hoşça kal kalın. ve Bay izleyen bay. dostlara da çok teşekkür ediyoruz. İyi geceler. Teşekkürler. Hoşça Hoşça kalın. kalın.